كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu üç kişiyle konuşmayacak. Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde üç kişiyle, yani rahmetiyle konuşmayacak. Ona rahmetiyle muamele etmeyecek. Bakın bunu iyi anlayın. Üç kişi, üç sınıf insan var. O dehşetli günde 50 bin sene sürecek. Güneşin bir tavan boyu mesafede olduğu, kiminin bileğine, kiminin dizine, kiminin beline, kiminin de boynuna kadar tere battığı günde, peygamberlerin ve meleklerin diz çöktüğü günde, o dehşetli günde Allah Celle Celaluhu üç kişiyle rahmet nazarıyla konuşmayacak. Onun tarafına dahi bakmayacak. Allah Celle Celaluhu ona unutma muamelesi yapacak. Ve o kişi yalvaracak. Ya Rabbi beni buradan al, cehenneme at. O kişiler. Evet. Kimdir onlar? Bir. Zina eden ihtiyar. Bu maalesef şu memlekette de çok var bu mesele. Adam hani kaba bir tabir var ya, yaş yetmiş iş bitmiş diye bir laf var bizde. Ama maalesef adam diyor ki kardeşim hiç sıkıntı yok diyor. Ben her türlü zinamı yaparım diyor. Ve bu aynı adam kardeşim bunun çekeceği azabın karşılığı Allah Celle Celaluhu mahşer günü onun burnundan fitil fitil getirecek. Neden? Şimdi bir sormak lazım. Neden Allah Celle Celaluhu azap ediyor? Peki sen hani kırkından sonra azanı teneşir paklar diye bir laf var ya, çok güzel bir laf. Çok güzel, okkala bir laf. Sen kırkını aşmışsın. Sen artık yaşlanmışsın. Ölüme biraz daha yaklaşıyorsun. İnsan her yaş geçtiğinde ölüme biraz daha yaklaşır. Ne yapman lazım? Amelleri salmak lazım. Müslümanız biz. Ama maalesef tam tersi oluyor. Niye? Bak neden tam tersi oluyor? Bakıyorsun adam 50'sinden sonra kahveye alışıyor. 60'ından sonra kerhaneye alışan adam var. Çok duydum, çok. Adam eve, karısının olduğu eve metresini getiriyor. Yaşlı başlı adam. Bastonla geziyor ama eve metresini getiriyor. Peki nasıl oluyormuş? Bir günaha girdikçe gerisi katlanarak gelir. Yaşlandıkça daha çok azar. Yaşlandıkça daha çok zıvanadan çıkar. En son ne olur kardeşim? Gideceği tek bir yer var. O da cehennem. Allah Celle Celaluhu neden ihtiyar, zinaden ihtiyara bunu yapıyor? Diyor ki Allah Celle Celaluhu, senin yaşın gelmiş 50'ye, 60'a, 70'e. Her neyse ne. Senin bana dönüp bana ibadet etmen gerek diyor kulum Allah Celle Celaluhu. Peki sen ne yapıyorsun? Ya Rabbi benim sana ihtiyacım yok. Benim keyfim iyi böyle. Ben zinadan mutlu oluyorum. Ben bu günahta rahatım diyor onu yapan adam. Etrafınızda varsa Allah için uyarın. Bakın bir yaşlının zinası namahreme bakıyorsa bile onu ikaz edin. Niye? Bu işler bir göz bakışıyla başlar. Bir bakarsın tesir alırsın. İki bakarsın tesir alırsın. Şeytan kanına karışır. Şeytan kanına karışır. Bir oldur, iki oldur. Bu sefer şeytan iyice senin gözünü döndürmeye başlar. Kıymetli kardeşlerim, üstüne basa basa bunu hep söyledik. Şu memlekette 3 yaşındaki bebeğe tecavüz eden şerefsizler çıktı. Boşu boşuna konuşmuyoruz ikaz edin diye. Kim olursa olsun kardeşim. Adam namussuz, şerefsiz. Kendi öz amcasının kızına, bilmem öz teyzesinin kızına tecavüz ediyor. El kadar bebe, işte nereden geliyor bunlar? İşte bunların bir kaynağı var. Televizyonda görüyor, telefonda görüyor, sağda solda görüyor. Ne yapıyor? Şeytan bunu pompalamaya başlıyor. Artık dayanamıyorsun, yapman lazım, bir şeyler yapman lazım. Ya artık yap, yoksa bilmem ne olacak, kötü olacak, dayanamıyorsun, bak bilmem ne olacak. En son ne yapıyor? Ya işte yani bunları söylemek aslında hoş bir şey değil ama yaşandığı için söylüyoruz. Hayvana bile tecavüz eden sapıklar çıkıyor memlekette. Hayvana. Niye? İşte göz dönüyor. İşte Allah Celle Celle diyor ki sen helale gitmiyorsun. Harama gidiyorsun. Mahşer günü çekeceğin azap çetin olacak. Ondan sonra ne dedik? Zina eden ihtiyar. Yalan söyleyen hükümdar. Maalesef bizim memlekette siyaset olan her yerde bu yalan ağza sakız oluyor. Görüyoruz. Seçimlerden önce vaatlerde herkes bir vaatte bulunuyor. He, tutan oluyor mu? Tutan oluyor ama tamamını tutan olmuyor. İşin içine ha şöyle bir şey olur. Adam der ki mesela yol yapacağım, köprü yapacağım, bilmem ne yapacağım, tamam.
Adam niyetlidir, yapacağım der kardeşim. Ama ömrü yetmez, maddi durumlar olmaz, kriz olur, yapamaz. Buna yalancı diyemeyiz. Ama dinle onu yapacağım, okul açacağım, evlendireceğim, para vereceğim, onu dağıtacağım, ekmek vereceğim, aş vereceğim, her neyse. Bunu dedikten sonra tam tersini yapan, işte mahşer günü Allah Celle Celaluhu huzurunda azap çekecek. Hükümlerden maksat şudur. Hükümler sadece cumhurbaşkanı, başbakan değildir ha. Muhtar da hükümlerdir. Evde baba da hükümdardır. Niye? Hükmediyorsun. Senin emrinin altında insanlar var. Senin karın emrinin altındadır. Emrinin altında da maksat tabii ki de emir verir gibi değil. Lakin sonuçta evin reisi erkektir. Evin reisi erkek olduğu için evin onun altındakiler ona emrine uymak zorundadır. Bir koca karısına, çocuğuna yalan söylerse o da buraya dahil olur. Ondan sonra kibirlenen fakir. Şu mesele çok acayip mesele. Şu memleketteki yani dünyanın en kibirli fakirleri bizim memlekette. Niye? Ya adam asgari ücretten dem yanıyor. Yok geçinemiyoruz diyor. Adama soruyor kardeşim cebindeki cep telefonu ne? iPhone diyor. Ama niye yani sen ağlamıyor musun? Ağlıyorum ama diyor beni bunu almam lazım kardeşim. Niye? Herkes de var. Benden iyi olmasın. Ya sen asgari ücretten şikayet etmiyor musun? Ediyorsun. Sen kiranı ödeyemiyorsun. Evet ağlıyorsun. E çoluk çocuğa ekmek götürmüyoruz. Tamam. Ama senin niye cebinde en son model cep telefonu var? Niye? İşte ne biliyor musun? Kibir var. Benim onlardan neyim eksik? Bunu kim yaptı ilk başta? Şeytan. Şeytan ne dedi? Ben dedi Adem'e secde etmeyeceğim. O dedi topraktan. Ben dedi ateşten yaratıldım. Ne oldu? Allah Celle Celaluhu onu azazili şeytan yaptı. Şeytan 20 bin sene boyunca yerde gökte secde etmediği, ibadet etmediği tek yer yok. Meleklerin hocasıdır şeytan. Azazil. Ama ne yaptı? Ben dedi Adem'e secde etmiyorum. Ben ondan üstünüm. Kibir yaptı. Kibir budur. Bizim fakirler nasıl? Adama, ya adam muhtaç kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Adamın yardıma ihtiyacı var. Adama diyorsun al kardeşim hani para. Hareketler böyle. Yok kardeşim ihtiyacım yok. E var. Var ihtiyacın var. Niye bu yani ne? Ya kardeşim adam sana para veriyor. İhtiyacın var mı? Var. Niye geri çeviriyor? Kibir. Alamam ben. Ben gururluyum. Ben kimseden para almam. Ben kimseye muhtaç değilim. Kimseye muhtaç değilim derken parantez içinde Allah Celle Celle'ye muhtaç değilsin. Hı? Allah Celle Celle demiyor mu? Sadaka verin. Fakirlere yardım edin. Adam da sana yardım ediyor. Zekat veriyor. Sadaka veriyor. Niye almıyorsun? Kibir. İşte kibirli fakirde Allah Celle Celle huzurunda mahşer günü çekeceği azabın haddi hesabı yoktur. Kaynak verelim inşallah. Müslim, Tirmizi, Nesai. Bakın bunlar Allah Celle Celle niye azap ediyor biliyor musun? Olması gereken yerde durmuyor. Zina eden yaşlı. Yaşlı adam ne yapacak? Allah'a yönelecek. Kötü işleri bırakacak. Ne yapıyor? Tam tersini yapıyor. Yalancı hükümdar. Hükümdar nedir? Yöneten. Doğruları söylemesi lazım ki kul hakkıyla Allah'ın karşısına çıkmasın. Hazreti Ömer ağlıyordu, ağlıyordu ya. Bir koyunu kurt kaparsa ben Allah'a nasıl hesap vereceğim diyordu. Kibirli fakir. Fakir dediğin tevazu sahibi olması lazım. Ama tam tersi. İşte bunlar Allah Celle Celaluhu'dan azap çekecekler.